Karnıyol arısı Edirne bölgemizin arısı. ETV ekranlarında yayınlanan Tarım Saati'nde bu hafta arıcılık konusunda önemli bilgiler verildi. Karnıyol arısı, mu vardı önce? Tabii bölgemize uyan arılardan Trakya arısı dediğimiz arımız. Trakya arısı. Bu arının en büyük özelliği çok sessiz ve çalışkan bir arı olması. Tarım uzmanı Atilla Bilgin'in hazırlayıp sunduğu programın konuğu Edirne Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden Ziraat Teknikeri Ramazan Yılmaz oldu. Yılmaz, Edirne'de arıcılığın genel durumu hakkında bilgiler verirken, bölgemizdeki arı ırkları, hastalık ve zararları gibi konularda arı yetiştiricilerine önemli bilgiler sundu. Bu Edirne'de en çok bulunan ırk oluyor. Evet. Karnıyol. Karnıyol. Evet. Karnıyol arısı Edirne bölgemizin arısı. Arıcılarımıza düşen büyük bir iş var. Bunların özellikle ana arının, bunun biliyorsunuz beyni ana arı. Arıcılığın. Evet. Esas bilinmesi gereken şeylerde, ıslah çalışmalarında ana arı ne kadar kaliteli tabii olursa bal verimi, başarı seviyesi o kadar yüksek oluyor. Ziraat teknikeri Ramazan Yılmaz, arıcıya düşen en önemli görevin kendi ırkını ıslah ederek en güzel arı kolonisini seçmesi gerektiğini kaydetti. Ana arının ne kadar kaliteli olursa bal veriminin de o kadar yüksek olacağını belirten Yılmaz, en güzel arı ırkı o bölgeye uyum sağlayan ırktır dedi. Mesela bir ilçenin lider tarımcısı olduğunuzu düşünerek bunu sordum. Sizlere düşen görevlerden bir tanesi de bir ilçenin müdürü olduğunuz zaman oradaki ırkları da korumak değil mi efendim? Tabii. Yani tabii. Dışarıdan gelen gezginci arı gibi onlarla fazla temas etmesini, onlardan oraya aktarım olmasını önlemek sizlere düşüyor. Tabii bunları yaparken işte her yıl gezgin arıcılık tamimi yayınlıyoruz. Valilik genelgesi evet. altında. Bunları ilçelerimize, köylerimize gönderiyoruz. Arıcılarımıza duyuruyoruz. İşte iki arılık arasının kaç kilometre olması gerektiğini, meskun mahallelerden ne kadar uzak olması gerektiği konularında şeylerimiz oluyor. Şimdi bölgemizde bulunan ırkların saflığı zamanla bozulmaları nedeniyle bu bölgemizde yerel tipler, yerel arı ırkları oluşmuş. Bir ırkın oluşması yıllar alıyor. Yani bir yılda, iki yılda olan bir şey değil. En güzel arı ırkı derseniz o bölgeye uyum sağlamış, adaptasyonu sağlanmış arı ırkı. Yani Trakya ekotipi diyoruz biz ona. Şimdi bölgemizde karnıyol ırkının Trakya'yı ekotipi olarak nitelendiriyorum benim tabirimce. Anladım. Çünkü bir şeyin saflığı korunabilmesi için o bölgenin izole bölge olması lazım. Evet. Dışarıdan hiçbir arı giriş çıkışlarının olmaması lazım. Mesela Edirne'ye Enez'den de arıcı geliyor, Keşan'dan da geliyor, Manisa'dan gelebiliyor, Muğla bölgesinden, özellikle Balıkesir yöresinden sık sık arıcılar geliyor. Ne yapıyor? Haliyle bu gezme esnasında arılar birbiriyle döllenebiliyor. Evet. Irklarda bozulma, açılma söz konusu olabiliyor. Onun için arıcıya düşen şey en güzel kendi ırkını oluşturup gen havuzlarını oluşturması. Yani kendi ırkını ıslah ederek, ıslah çalışmasıyla en güzel arı kolonisini seçmesini biz her zaman arzu ediyoruz. Evet. Bölgemizde de tabii arıcılarımıza düşen büyük bir iş var. Bunların özellikle ana arının, bunun biliyorsunuz beyni ana arı. Arıcılığın esas bilinmesi gereken şeylerde, ıslah çalışmalarında. Ana arı ne kadar kaliteli olursa bal verimi, başarı seviyesi o kadar yüksek oluyor. Trakya arısı denilen karnıyol cinsi arının özelliklerini anlatan ziraat teknikeri Ramazan Yılmaz, en büyük özelliğinin sessiz ve çalışkan olmasının yanı sıra bal verimi yüksek bir arı olduğunu söyledi. Karnıyol mu vardı önce? Tabii bölgemize uyan arılardan Trakya arısı dediğimiz arımız. Trakya arısı. Bu arının en büyük özelliği çok sessiz ve çalışkan bir arı olması. Arıcılığın basına sahip. Tabii çok uysal. Arıcılar için kışlama yeteneği çok yüksek. Bal verimi çok yüksek bir arı olması nedeniyle istenen bir arı, beğenilen bir arı. Evet. İri cüsseli bir arı. Yalnız bu arının genetiksel olarak bir özelliği var. Çok sık oğul vermesi nedeniyle işte arıcıları biraz çalışma esnasında yıldırabiliyor. Şimdi bakın efendim. Bu istenmeyen bir özellik. Çok doğru. Bunu ıslak çalışmasıyla elimine etmek mümkün.